Herkese merhaba, Yavuz Bağcı ben. Bu videonun konusu arkadaşlar, birçok insan bizim ürünlerimizi almaya hazır değil. Bu gayet normal, sadece bizim ürünlerimiz için geçerli değil bu. Bir zamanlar insanlar akıllı telefon almaya da hazır değildi. Telefonlar çıktığında, hele hele daha sonra işte iPhone vesaire bunlar çıktığında hatta insanlar ne yaptı? Tepki gösterdiler, dediler ki yani bir telefona bu kadar para verilir mi? Bizim ürünlerimiz derken tabii network marketing, ağ pazarlama, doğrudan satış ne derseniz deyin, yeni nesil pazarlama ne derseniz deyin, bu sektör içerisinde farklı şeyler var, ürün grupları var. Ben wellnessçıyım, her zaman wellnessçı oldum çünkü doğrudan satışın wellness olduğuna, wellness'ın da doğrudan satış olduğuna inananlardanım. Bu tabii ki tartışılır, bu benim inancım. Her zaman wellness'ın içerisinde oldum. Çünkü wellness ürünlerinin zaten halihazırda kullanıcısıydım. 2001-2002 yılında ciddi bir şekilde kullanmaya başlamıştım. Kullanmaya başlamamın en büyük sebebi şuydu. Çalışma hayatına seri bir şekilde, ciddi bir şekilde başladığım tarihlerdir bunlar İstanbul'da. Ve 1-2 sene sonra kendimde yorgunluk, bitkinlik, bıkkınlık hissiyatı, tükenmişlik hissiyatı, yavaş yavaş çaresizlik hissiyatı hissetmeye başlamıştım. Yavaş yavaş uykuyla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve şunu düşünmüştüm. Ben iyi bir şekilde beslenemiyorum. Yani bir sorun var. Bu hayat böyle gitmez. Bir an evvel tedbir almak zorundayım. Yani aksi durumda bir gün sağlığımı kaybedeceğim. Çünkü onu hissetmeye başlamıştım. 20'li yaşlarımda dahi bu hissediliyor. Ve daha sonra eczaneye gitmiştim. Eczacıdan işte bana bununla ilgili neler önerebileceğini sormuştum. Merhaba Sadun Bey, merhaba. Songül Hanım, merhaba. Şahsen Hanım, merhaba. Onu sormuştum ve bana bazı ürünler, biliyorsunuz eczanede satılan ürünlerden tavsiye etmişti. Almıştım, kullanmıştım. Daha sonra hayatıma doğrudan satış firmalarının sunmuş olduğu ürünler girdi 2004 senesinde. Ve esas ürün gamını benim için, esas en doğru ürün gamını 2012 senesinde karşıma çıktı bir şekilde. Şimdi videonun konusuna gelirsek, insanlara reklam yapıyorsunuz, davet yapıyorsunuz, sunum yapıyorsunuz. Ve insanlara sunduğunuz şey bir çözüm aslında ve İnsanlara daha sağlıklı nasıl yaşayabileceklerini gösteriyorsunuz. İnsanlara nasıl daha uzun yaşayabileceklerini gösteriyorsunuz. İnsanlara nasıl tedbir, sağlığıyla ilgili nasıl tedbir alabileceklerini gösteriyorsunuz. Ve insanlar size ne diyor? Hayır, ilgilenmiyorum. Ben böyle şeylere inanmıyorum vesaire. Ve daha sonraki psikolojik durum genelde şu şekilde oluyor sizde. Moraliniz bozuluyor. Çaresizlik hissiyatı gelmeye başlıyor. Bu ürün satılmıyor. İnsanlar ürünün pahalı olduğunu söylüyorlar. İşte fiyatının yüksek olduğunu söylüyorlar. Bütçesinin buna uygun olmadığını söylüyorlar. Ve bir şekilde moraliniz bozuluyor ve galiba bu iş olmayacak diyorsunuz ve doğrudan satış işinizde ya da network marketing işinizi bırakıyorsunuz veya bırakmayı düşünüyorsunuz. Bunu düşünen çok kişi vardır. Ben konuya arkadaşlar şöyle yaklaşıyorum. Onu sizinle biraz bir sohbetlemek istedim aslında. Ya insanlar gerçekten yani yıllar bana şunu gösterdi. İnsanlar bir ürünü almaya hazır değil. En azından ilk etapta almaya hazır değil. Bizim yaptığımız şey aslında ilk önce pazar oluşturmak. Bütün network marketing firmalar olarak, distribütörleri olarak, iş ortakları olarak bir şekilde hepimiz bu işin bir tarafından tutmuşuz. Ortada bir pasta var. Dünyadaki pasta büyüklüğü 4 trilyon doların üzerinde şu anda. Sadece wellness ürünlerini kastetmiyorum. Yani gıda takviyelerini veya cilt bakımı 1 trilyon dolar yaklaşık cilt bakımını kastetmiyorum. Aynı zamanda bunun içerisinde spa turizmi de var, spor salonları var, ne bileyim termal turizm var. Ondan sonra benzer şeyler var, aktiviteler var. İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşlanmak adına veya kendilerini daha iyi hissetmeleri adına para harcıyor oldukları sektör bu. 4 trilyon doları aşmış durumda şu anda. Dikkat, bu parayı kim harcıyor? Sağlıklı insanlar. Ve bizim her birimizin aslında ödevi, görevi, yaptığımız şey sahada bu pastayı büyütmek. Pastayı ne kadar büyütürsek pastadan alacağımız pay da o kadar büyütür. Büyür. Ve insanlar gerçekten hazır değil ve hazır olmaması son derece normal. Ben wellness ürünlerinin zaten bir müşterisiydim.
ilk çalışmaya başladığımdaki hikayeyi anlattım size. Kendimi nasıl hissettiğimi anlattım ve bir arayışa girmiştim. Ve bu sektörün bir müşterisi oldum. Sağlıklıyım. Allah'a çok şükürler olsun. Sizler de öylesiniz. Birçoğunuz öyle. İnsanların çoğu kendisini evet sağlıklı hissediyor ancak potansiyel anlamda aslında değil ya da ciddi risk altında. Bana soruyorlar ya bu ürünleri sen niye kullanıyorsun? İlk söylediğim şey şu. De, korkuyorum. Çok basit. Çünkü korkmam gereken bir dünyada yaşıyorum. Günümüzde insanlar yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar başım ağrıyor diye hastaneye gittiği 6 ay sonra da morgdan cenazesinin alındığı bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Yani benim çevremde var. Tahmin ediyorum sizin de çevrenizde benzer durumda olan yakınlarınız, akrabalarınız, konu komşu ya da en azından duymuşsunuzdur böyle insanları. O yüzden dolayı bir, korkuyorum. O yüzden kullanıyorum. Tedbir almak amaçlı kullanıyorum ürünleri. Yıllardır wellness ürünlerine para harcıyorum. Yıllardır bu ürünlere bütçe ayırıyorum. Ben, eşim, Şule, kızım, efendim, çevremizdeki insanlar, annemiz, babamız vesaire bu ürünleri kullandırıyoruz. Acele etmeyin. Yani insanlar ilk etapta size hayır der. Unutmayın her satış, her satın alım, yani bana da ilk gelseydiniz o yıllarda ve önüme bu ürünleri koysaydınız büyük ihtimalle benden red alırdınız. Ancak benden ilk etapta red almanız demek uzun vadede beni kaybetmiş olduğunuz anlamına gelmez. Burada asla ve asla amatörce bir tutum içerisinde olmayın. Profesyonel olun. Her satış, tekrar ediyorum, her satışın ilk aşaması hayırdır. Önce hayırla başlar. Önce reddedilirsiniz. İnsanlar önce fikri reddeder. Reddettikleri şey şudur. Bilmeden reddettikleri şey şudur. Ben sağlığımı kaybetmeden evvel bir bütçe ayırmam gerektiğine inanmıyorum veya sağlığımı kaybetmeden evvel de bir bütçe ayrıldığı fikrine şu anda henüz hazır değilim. Bizim bildiğimiz şey şudur. Onların bilmediği, insanların birçoğunun bilmediği şey, bizim bildiğimiz şey, sağlığımızı kaybettikten sonra geriye kazanabilmek adına mutlaka bir bütçe ayırmak zorundayız. Bundan kaçış yok. Ancak şu da bir gerçek. Sağlığımızı kaybetmeden evvel de artık, altını çiziyorum, iki kez çiziyorum, artık bir bütçe ayırmak zorundayız. Bu para bizden bir şekilde çıkacak. İster sağlığımızı kaybettikten sonra, istersek sağlığımızı kaybetmeden evvel. Tercih tamamen sizlerin, bizlerin, tamamen insanların. Bir kişi, karşınızdaki bir aday, bir müşteri adayınız, yani wellness sektörünün bir müşteri adayı, ilk etapta bunu görememiş olabilir. Eğer sizin biliyor olduğunuzu, bildiğiniz şeyi eğer biliyor olsaydı, yani az önce söylediğim bilgi, bu ürünleri kullan, kaliteli bir şekilde yaşa, yaşlan, kaliteli bir şekilde ve tedbir al. Bu bir bilgi. Bu bilgiye insanlar eğer sahip olsalardı, sorum şu, acaba hala reddederler miydi? Cevap kocaman bir hayır, hayır. Sizin bildiğinizi bilselerdi reddetmezlerdi. Benim bildiğimi bilselerdi reddetmezlerdi. Sadece şu anda bizim bildiğimizi bilmiyorlar. Henüz. Henüz bilmiyorlar. Zamanla öğrenecekler. Çevrelerinde bizim sunumumuzu dinledikten sonra kayıtsız kalmış olan insanlar mutlaka olacaktır, oluyor. Çevrelerinde birileri hastalanır. Kendileri sağlığını kaybeder veya daha sonra geri kazanır veya ne bileyim herhangi bir şekilde bir sağlık problemi yaşar ve geriye kazanmakta zorlanır. Ve her durumda arkadaşlar ben şuna inanıyorum. O insanların aklına biz bir şekilde geliriz. Gelmesek de en azından zaman zaman kendimizi onlara hatırlatmakta büyük fayda var. Bugün Coca-Cola yılların firması ve Coca-Cola'yı bugün bilmeyen yok. Kim ne derse desin. Ürün hakkında tabii ki kocaman bir soru işareti var. Ürünün kalitesi ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında. Ancak şu bir gerçek ki tüm dünyada çok ciddi bir tüketim ağı kurulmuş durumda. Her gün bir şeye göre, bir veriye göre her gün 3 milyar kez fıs sesi çıkıyormuş. 3 milyar kez günlük olarak. Dolayısıyla ciddi bir tüketim ağı kurulmuş durumda. Bizim yaptığımız şey de bu. Bir vizyonu inşa ediyoruz hep birlikte ve her geçen gün bu vizyon inşasında bir tuğla. Yarın bir tuğla daha, öbür gün bir tuğla daha, öbür gün bir tuğla daha. Ben hep şunu şeye benzetiyorum. Hepimiz elimize küçük küçük çekiçleri almışız. Bakın dikkat edin. Balyozları değil.
ne bileyim taş kırma makinalarını değil, ne bileyim asfalt kesme makinalarını değil. Elimize küçük küçük çekişleri almışız ve Everest dağına tabiri caizse girişmişiz. Amacımız koskoca Everest dağına, Himalayaları dümdüz bir ovaya dönüştürmek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tek bir vuruşla bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. 5 kişi aynı anda vursak yapabilir miyiz? Hayır. 5 milyon kişi aynı anda vursak yapabilir miyiz? Hayır. Bunu ancak ve ancak küçük vuruşlarla zaman içerisinde yapabiliriz. Bizim yaptığımız şey aynen bu. Bu sabır gerektiriyor. Bu düzenli çalışma gerektiriyor. Bu ellerimizin nasır tutması anlamına geliyor çekici tutarken. Bu bıkmadan, usanmadan insanlara inandığımız şeyi anlatmaya bağlı bir şey. Dolayısıyla özetleyecek olursam, insanlar ilk etapta sizin ürününüzü reddederler. Çünkü insanlar bu fikre hazır değil. Birçoğu hazır değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve insanlar eğer insanların ezici bir çoğunluğu bir fikre henüz hazır değilse, burada acaba bir fırsat var mıdır? Bunu düşünün. Bizler bir şeye inanıyoruz. İnandığımızdan dolayı bu davanın peşinde gidiyoruz. Soruyorlar bana neden bu ürünlerin peşinden gidiyorsun, neden bu sektördesin diye. Vallahi benim içimi ısıtan çok çok güzel hikayeler var, ürün hikayeleri var. Ürün hikayeleri biriktirmeliyiz. Hangi birini size anlatayım ki? Yani çocuğuna ya bu ürünü kullandırsam mı, kullandırmasam mı diye düşündükten sonra bir şekilde benim telefonumu görüp internetten beni arayıp beni dinledikten sonra ürün kullandırmaya başlayıp beni daha sonra tekrar 6 ay sonra arayıp Yavuz Bey Allah sizden razı olsun ben artık çocuğumu eskisi kadar hastaneye götürmek zorunda değilim Yavuz Bey. Eskiden kolları delik deşik oluyordu. 3 yaşında, 4 yaşında, işte 2 yaşında çocukları olan insanlar ve artık benim çocuğum antibiyotik almak zorunda değil. En azından bundan kurtulduk. Ya da o kadar almak zorunda değil. Eskiden işte bir kış boyunca 3 kez 4 kez antibiyotik almak zorunda kalıyorsa şu anda o kadar almak zorunda kalmıyor artık diyen bir anne ya da anneler. Efendime söyleyeyim. Yani bunun gibi sayısız onlarca değil yüzlerce ürün hikayesi anlatabilirim size. Yüzlerce. Bazen durup düşünürüz. Bu işi ben niye yapıyorum? Neden ben bu davanın peşinden koşuyorum diye düşünürüz. Ve kendi kendimizle oturup sohbet ettiğimde ben diyorum ki benim içimi ısıtan bir şeyler var. O yüzden dolayı bu ürünlerin peşinde koşuyorum. O yüzden dolayı wellness sektöründeyim. O yüzden dolayı sağlıklı insanların sağlığını kaybetmeden evvel tedbir alması gerektiğine hep inandım hayatım boyunca. Ve kaç yıldır bunu anlatıyorum? 2004 senesinden beri anlatıyorum. Yani wellness odaklı insanlara bunu anlatıyorum. Kendim kullanıyorum. Çevreme kullandırıyorum. Merak etmeyin. Yaptığımız şey Everest dağını bir ovaya dönüştürmek. Ve bu Everest dağı bir gün gelecek, ovaya dönüşecek. Ve daha sonra bitecek mi? Hayır. Yepyeni hayallerimiz olacak. Yepyeni ufuklara bakar durumda olacağız. Ve önümüzdeki yepyeni dağlara bakacağız yine. Çünkü biz bu işi yapmaktan keyif alıyoruz. Çünkü biz bu ürünleri kullanmaktan keyif alıyoruz. Çünkü biz bu ürünleri anlatmaktan keyif alıyoruz. Çünkü biz bu çekici sallamaktan keyif alıyoruz. Ve bu çekici sallamaya devam edeceğiz. Ellerimiz nasır tutsa da devam edeceğiz. Ellerimiz kanasa da devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bir anda olmayacak. Zaman içerisinde olacak. Ancak bir gün olacak. Ve bu olurken bu bir yolculuk. Varmak istediğimiz bir sonuç yok bizim. Bizim tek derdimiz var. Her geçen gün bir insanın daha yaşamını güzelleştirebilir miyiz? Bugün bir insanın yaşamını daha güzelleştirebilir miyiz ürünlerimizle? Yarın bir insanın daha yaşamını ürünlerimizle güzelleştirebilir miyiz? Bizim derdimiz bu. Biz şu kadar insana ulaştığımızda artık tamam sonuca vardık. Ben misyonumu tamamladım. Hayır böyle bir şey yok. Son nefesimizi verene kadar bu bir yolculuk. Bu yolculuğu yaşamaya devam edeceğiz. Önümüzde yepyeni tepeler oluşacak. Yepyeni dağları göreceğiz. Ve tekrar kolları sıvayacağız. Ve bu çekişleri sallamaya, bu kayaları önce çatlatmaya, önce küçük küçük kırıntılar oluşturmaya, kılcal çatlaklar oluşturmaya, ondan sonra o kayaları ortadan ikiye ayırmaya, ondan sonra önce küçük tepeleri, sonra büyük tepeleri, ondan sonra devasa dağları yerle bir etmeye, ovaya dönüştürmeye devam edeceğiz. Ve bunu hep birlikte yapacağız. O yüzden dolayı hiçbir zaman ama hiçbir zaman misyonunuzu, vizyonunuzu, ne olduğunuzu, bu ürünü neden kullandığınızı hiçbir zaman unutmayın.
Bu işi neden yaptığınızı hiçbir zaman unutmayın. Yıllar boyunca hep şunu sordum kendi kendime. Hep sahnede liderleri gördüm. Ve dedim ki ya nasıl başarıyorlar anlatsalar ya, sadece böyle ucundan kıyısından anlatıp geçiyorlar. Ve yıllar sonra şunu anladım. Ben kendi kendime yanlış soruyu soruyormuşum. Benim sorduğum soru nasıl başarıyorlar, ne yaptı bu insanlar, nasıl başarıyorlar, yanlış soruymuş. Doğru soru şu, yıllar sonra fark ettim arkadaşlar, neden başarıyorlar? Bu insanlar neden başarılı? Bu insanların kalbinde bir ateş yanıyor. Bakıyorsunuz kişiye, yani bir ev hanımı da olabiliyor bu, bir iş adamı da olabiliyor. Biliyorsunuz network marketing sektöründe başarılı insanların oluşturduğu grup meslek yelpazesi oldukça geniş. Köprü altında yaşayıp hayatını bambaşka bir noktaya getiren insanlar da var. İş adamları da var. Her meslekten insanlar var. Ancak ortak noktaları hiç değişmiyor. Kalplerinde, içlerinde, yüreklerinde yanan bir ateş var. Ve kor ateş var. Saman alevi yok. Kor ateş var ve o ateş belki çok harlı bir şekilde yanmıyor. Ancak derinden, içten ve sürekli bir şekilde yanıyor. Ben bunu gördüm. O yüzden dolayı moralinizi bozmayın hiçbir zaman. Şimdilik bilmiyorlar. Şimdilik anlamıyorlar. Şimdilik dinlemiyorlar. Olsun, bir gün dinleyecekler. Olsun, bir gün anlayacaklar. Ama insanlar çok önyargılı. Hepimiz öyleydik. Ben de önyargılıyım. Sen de önyargılısın. Hala daha önyargılıyız. Allah yaratırken hepimize önyargı diye bir şey koymuş. Bunu değiştirebilme şansımız yok. Biz doğru kelimelerle, doğru cümlelerle, doğru bir iletişim şekliyle insanlara yaklaşmaya devam etmek zorunda olan insanlarız. Ürünlerimizi her gün en az iki kişiye anlatmak zorunda olan insanlarız. Çünkü firmalarımız bize neden para ödüyor? Ben bu reklamı başka yerde yapmıyorum. Bu reklamı sen yap. O yüzden sana para ödeyeyim. Bu amaçla. Ve bir ciro oluştur. O yüzden dolayı firmalarımızdan şey alıyoruz. Ciro komisyonlarını ya da komisyonlarımızı bunun için alıyoruz. Yoksa televizyonda reklam yapacaksa, dergilerde efendim başka bir yerde reklam yapacaksa bize ihtiyacı yok ki. Yavuz bunu anlatmayacaksa, masada oturup birisiyle bir şeyde dolaşırken, sokakta dolaşırken arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine, sevmediklerine, efendim yeni tanıştığı insanlara, internette tanıştığı insanlara anlatmayacaksa eğer, Yavuz'a bu şirket niye para ödesin ki? Ahmet'e niye para ödesin ki? Songül'e niye para ödesin ki? Fazilet'e niye para ödesin ki? Niye? O yüzden dolayı madem ki bizler şirketlerimizin pazarlama yüzüyüz, reklam yüzüyüz, o zaman şirketlerimiz nasıl üzerine düşen görevi yerine getiriyorsa bizler de bir zahmet üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ve her gün, ama her gün bıkmadan, usanmadan, sonucun ne olduğuna bakmaksızın, sonuca bel bağlamaksızın, sonuca umut bağlamaksızın anlatmaya devam. İnsanlar ön yargılıdır. İnsanlar ilk etapta ürüne hayır der. İnsanlar ilk etapta hemen hemen her fikre, her yeni fikre önce hayır der. Daha sonra kabul eder. Ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Pes etmeyin. Unutmayın, benim hep söylediğim bir söz vardır. İki tarafın aynı şeyi tekrar ettiği bir durumda iki taraftan birisi bir gün mutlaka pes eder. Sen ürün diyorsun, o hayır diyor. Ürün diyorsun, hayır diyor. Ürünü anlatıyorsun, hayır diyor. Ürünü anlatıyorsun, hayır diyor. Ürünü anlatıyorsun, hayır diyor. Ürünü anlatıyorsun, hayır diyor. Bir gün anlat bakayım şunu bana ya der ve mutlaka iki taraftan birisi pes eder. Ya sen ya da karşındaki kişi. Bu bilgiye eğer sahipsen ve hala daha pes eden taraf sensen eğer, o zaman konu adaylarla, insanlarla, ürünün pahalı ucuz olmasıyla alakalı bir konu değildir. Konu seninle alakalıdır. Değerli dostlar, umarım bu video sizler için faydalı olabilmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Şeyle ilgili ücretsiz e-mail eğitim kursuna katılmadıysanız www.yavuzbagci, yani Yavuz Bağcı'nın İngilizce yazılışı, yavuzbagci.com'a tıklayarak katılabilirsiniz. Orada blogum var, web sayfam. Orada formu doldurabilirsiniz ve 50 gün boyunca benden her gün network marketing'de nasıl bir lidere dönüşebilirsiniz, bu işte nasıl başarılı olursunuz, ürünü nasıl anlatırsınız, insanlarla nasıl doğru bir şekilde iletişim kurarsınız, bununla ilgili detaylı bilgiler alırsınız.
Şeyde linkini de paylaşacağım aşağıda. Ya hatta şeyde videonun şeyinde paylaştım. Konu kısmında paylaştım. Aşağıda da yorumlarda da telefon geldi. Umarım görüntü geliyordur. Umarım kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İzmir'den Urla'dan Zeytin Alanı'ndan hepinize selamlar ve saygılar. Sağ olun.